Kirazlarından birini şöyle bir koşanlar, kasalardan birine görüntü alsak ya da boğum. Şöyle yapalım. Arka tarafa mı geçelim? Arkaya geçelim, biz yakın bileme geleceğiz başka. Başka buradan. Tamam, devam. Boğumu gösterelim. Bir şey de söyleyebilirsiniz. Evet, Lapseki'nin kirazı, çay bardağına sığmayan kirazlarımız. Bugün yarışma. Röportaj yapacaksak ona göre konuşalım. Bir iki cümle söyleyin, yarışmaya gidelim. Zaten röportaj yapacağız başkanım. Tamam. Evet, Lapseki'nin kirazı bardağa sığmıyor gördüğünüz gibi. Bugün Kiraz Festivali çerçevesinde yarışmalarımız var. Üreticilerimizin gerçekten ilgisi büyük. Ben bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yarışma jürimize de teşekkür ediyorum. Bugün kalabalık bir jürimiz var. Basınımıza teşekkür ediyorum. Bizleri bugün mutlu ettiniz. Lapseki'ye geldiniz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Başkanım maskenizi alalım. Turan abi. Başkanım, ortaya da alabiliriz başkanım. Tamam, ön tarafa geçeyim. Turan abi, geri. Turan abi, gel biraz. Thank you.
Kirazlar arkada gözükse daha iyi değil mi? Tabii ki. Meyve yetiştiriciliği açısından son derecede önemli bir görevimiz. Bir dakika. Evet. Lab 8'de yanımıza gelseniz olur mu abi? Gelelim de o zaman geç saat. Ya, hocamız biraz böyle öğrendiniz ya. Tamam hocam, böyle geçiriz. Tamam. Evet, inceleyeceğimiz parametreleri ben kısaca... Hayır, yok. Biz size soracağız zaten. Tamam. Biraz daha gelip alabiliriz. Alayım mikrofonu. Mikrofonu oradan tutamıyorsun. Tamam, ben tutarım bunu. Ver abi Orhan abi bana. Hocam, arkadaşlar çeksin. Ben ona göre mikrofon alacağız. Çok ters oluyor. Kol mol çıkıyor. Anladım. Gökhan abi, siz alın abi. Tamam, evet, kiraz yetiştiriciliği açısından tabii çok önemli bir yörede bulunuyoruz. Bu çerçevede inceleyeceğimiz önemli parametreler olacak. Bu parametreler ambalaj, meyve dış görünüşü, sap özellikleri, kiraz açısından sap son derecede önemli bilgiler veren önemli bir organ. Diğer taraftan yine meyvenin bazı kimyasal özellikleri, kuru madde miktarı, renk özelliklerini oluşturan bazı parametreler. Bunları değerlendireceğiz. Yine kirazda en önemli bir parametre olarak meyve iriliğini boyutları itibariyle değerlendireceğiz. Ve bu şekilde iki farklı kategoride toplam 34 farklı üreticiye ait olan kiraz numunesini bir sıralamaya tabi tutacağız. Bu şekilde jüriyesinin gerçekleştireceği bir görev bulunuyor. İnşallah bereketli ve üreticilerimiz açısından bol kazançlı bir meyvecilik sezonu geçiririz Lab 8'de. Bu şekilde ben festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Hocam, bir de biz alabilir miyiz? Aynı evet. Şekilde. Bir fotoğraf daha alacağız. Tamam. Hocam, biz de şöyle alabilir miyiz? Samet, hemen başkanı da alalım. Hocam, ne diyorsun hocam? Merhaba, hoş geldiniz. Hocam, şöyle bir şey. Gene kaldı Mustafa. Şey yapalım o zaman. Başkanım geldi ama. Zaten gel beraber başkanı alalım. Ondan sonra hocamı da alalım. Tabii. Hocam devam edesin. Yok. Şimdi, biz, yok, estağfurullah. Şöyle, bizi aldık başkanım da. Hocam ayrıca alacak. Mustafa da ondan kaldı. Arkadaşlar evet, bekletmeyin diyor. Devam. Hocamıza bir kişi kalacak. Şöyle şey arkadaşlar şey yapalım mı? Gökhan gel. Başkanım biz arkadaşlarla sonra biz alacağız abi. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Evet başkanım. Evet, değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Bugün Lab 8'in önemli günlerinden bir tanesi Kiraz Festivali, dolayısıyla kiraz yarışmalarımız var. Kiraz yarışmalarımıza bugün 34 üreticimiz katıldı.
19 üreticimiz Ziraat 0900'de, diğer çeşitlerde de 15 üreticimiz katıldı. Ben öncelikle katılan bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Her geçen yıl biraz daha üreticilerimiz teveccüh gösteriyorlar. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Bizim de amacımız zaten üreticimizin alın terinin, emeğinin karşılığını alabilmesi için bu kirazı tanıtmak, yapsak kirazını tanıtmak ve onların daha iyi pazarlayabilmesini sağlamak ve onlara daha iyi pazarlar yaratabilmek. Ancak son yıllarda pazarla ilgili gerçekten sıkıntılarımız var. Bunu özellikle buradan da söylemek istiyorum. Bazı firmalar maalesef pazar konusunda bölgemize geldiğinde kirazla ilgili sıkıntılar yaratıyorlar. Ama bununla ilgili bundan sonraki yıllarda özellikle bunu söylüyorum. Gerekli tedbirleri Lapseki'li üreticiler olarak, Lapseki'li olarak, Lapseki'nin belediye başkanı olarak bu tedbirleri alacağız. Bu firmaların bunu özellikle bilmelerini istiyorum. Çünkü 25 liradan açılıyor, 3 gün içerisinde kiraz 10 liraya düşüyor ve üreticilerin hayalleri yıkılıyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum, her geçen gün kiraza üreticiler tarafından artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Üreticiler üretmemeye başladı bunu. Çünkü bu fiyat istikrarsızlığı üreticilerimizi yoruyor. Bundan dolayı da biz bu konuda gerekli çalışmaları önümüzdeki yıldan itibaren yapacağız. Lapseki kirazının %65'i ihracat olan bir kiraz. 0900 dediğimiz, Ziraat 900 dediğimiz kirazımız genelde yurt dışına ihracatı yapılıyor. Çanakkale genelinde bu bölgede yetiştirilen kirazın %50'sini Lapseki üretiliyor. 12 bin dekarda kiraz üretimi var. Ama geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü de özellikle belirtmek isterim. Buradan şunu söylemek istiyorum. Pandemi dolayısıyla maalesef son 2 yıldır kiraz festivalimizi istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Bundan önceki yıllarda, pandemiden önceki yıllarda bir hafta dolu dolu kiraz festivali kutluyorduk. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren inşallah pandemi kalkarsa Lapsekililer ve bizi izleyenler bilsinler ki önümüzdeki yıldan itibaren bir hafta dolu dolu uluslararası bir kiraz festivali yapacağımızı buradan özellikle belirtmek istiyorum. Ben tekrar katılan üreticilerimize teşekkür ediyorum. Jürimize teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız burada, Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Elbette ki dereceye girenlere ödüllerimiz var. Bu ödüllerimiz bu sene 5 kategoriye ayırdık. Birinciden beşinciye kadar, birinciye 4000 lira ödeniyor, ikinciye 3000 lira şeklinde aşağıya doğru gidiyor. İki kategoride yine aynı şekilde diğer çeşitler ve Ziraat 900 çeşit diye ikisinde de birincilik ve beşincilik olacak. Aynı şekilde diğerlerinde de o şekilde üreticilerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde de daha iyi, daha güzel, pandemisiz bir ortamda kiraz festivalini dolu dolu kutlamak istiyoruz. Ben de basın mensuplarına da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım, hemen.